Şimdi de sıfırdan kendi Dynamo çalışmamızı oluşturarak generatif dizaynına e daha detaylı bakalım. Bunun için menü sekmesi altından Visual Programming panelinden Dynamo'yu başlatalım. Buradan yeni bir çalışma dosyası oluşturalım. İlk olarak oluşturmak istediğimiz formu Dynamo ile oluşturacağız ve daha sonra generatif ile oluşturduğumuz formun alternatiflerine ve optimizasyon seçeneklerine bakacağız. Form olarak belli bir açıyla dönen basit bir kule formu oluşturalım. İlk olarak formun tabanını oluşturacağız. Uzunluk ve genişlik değerlerine sahip bir dikdörtgen çağıralım. Orijinde dikdörtgenimizin oluştuğunu görebiliyoruz. Dikdörtgenin uzunluk ve genişlik değerini 10 yaparak bir kareye çevirelim. Bunun için kod blok çağırıyorum. Düğümleri bağlıyorum. Şimdi bu karenin belli bir yükseklikte kopyasını oluşturalım. Bunun için kareyi z ekseninde taşıyacağımız translate düğümünü çağıralım. Şimdi dikkat edersek burada birçok translate düğümünün bulunduğunu görebiliyoruz. Bu düğümlerden hangisini seçmemiz gerektiğini nereden bileceğiz? Dikkat edersek düğümleri gezdiğimizde hemen sağ tarafta düğümle ilgili kısa bilgilerin olduğunu görebiliyoruz. Burada input yani giriş değerlerine baktığımızda bizim ihtiyacımız olan şey bir geometri, bir direction yani bir vektör yani aslında bir yön doğrultusunda belirli bir distance yani mesafe değerine göre yükselteceğiz. Bunun için düğümümüzü seçiyorum. Buradan translate düğümünün geometri girişine kare geometrimizi bağlayalım. Direction girişi için kareyi hangi yönde hareket ettirmek istiyorsak o yöndeki vektör bilgisini girmeliyiz. Biz burada z eksen yönde bir vektör istiyoruz. Düğümleri bağlayalım. Şimdi de distance, mesafe değeri kareyi ne kadar yükseltmek istediğimizi girelim. Bunun için bir numara kaydırıcı çağırıyorum. Burada numara kaydırıcımızın minimum değerini 40, Maksimum değerini 70 ve step adım sayısını 5 giriyorum. Ve düğümleri birbirine bağlıyoruz. Artık iki adet kare geometrisini görebiliyoruz. Şimdi yukarı taşıdığımız geometri yeniden ölçeklendirmek için scale düğümünü çağıralım. Scale düğümünün geometri girişine taşıdığımız geometriyi bağlayalım. X ve Y düzleminde ölçeklendirmek istediğimiz için X ve Y amount miktar girişlerini numara kaydırıcı bağlayalım. Bunun için numara kaydırıcı çağırıyoruz. Burada numara kaydırıcımızın minimum değerini eksi 1, maksimum değerini eksi 0.3 ve adım sayısını 0.1 yapalım. Şimdi numara kaydırıcı x ve y girişlerine bağlayalım. Değeri eksi 1'e düşürelim. Şimdi geometri translate düğümüyle ile yükselttiğimiz geometriyi gizleyerek sadece ilk oluşturduğumuz ve scale ettiğimiz geometriyi bırakalım. Şimdi de scale ettiğimiz geometri döndürmek için rotate düğümünü çağıralım. Ve yine uygun düğümü seçelim. Burada geometri girişi için scale geometrimizi bağlayalım. Base plane girişi için bir plan düzlemi çağırmalıyız. Biz XY düzleminde döndürmek istediğimiz için XY plan düzlemi çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Şimdi de degrees yani dönme miktarı için number slider çağıralım. Burada minimum değerimiz 0, maksimum 180 ve adım sayısını 5 yapalım. Düğümleri bağlayalım. Dikkat edersek sanki bir değişiklik yokmuş gibi. Aslında şu an iki çizgi de üst üste olduğu için biz bu değişikliği fark edemiyoruz. Numara kaydırıcıyla rotate miktarını değiştirelim. Şu anda iki geometriyi de daha net görebiliyoruz. Şimdi yine en son oluşturduğumuz geometriyi bırakmak için scale düğümünü gizleyelim. Artık sadece ilk oluşturduğumuz geometri ve son geometriyi görebiliyoruz. Şimdi bu iki geometriden bir solid katı oluşturmak için loop düğümünü çağıralım. Düğümün girişine baktığımızda tek bir giriş bulunmakta. Yani iki düğümü bağlayamayız. Bunun için list create düğümüyle iki düğümü de bağlayarak tek bir düğümle bir liste haline getirelim. Buradan ikinci bir düğüm için yeni bir giriş oluşturuyorum. İlk geometrimizi ve son geometrimizi bağlayalım. Şimdi listemizi solid düğümüne bağlayarak bir solid katı oluşturalım. Artık katımızı oluşturduk. Bu katımızı oluşturan parametrelere baktığımızda yükseklik, scale ve dönme açısı oluşturduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi formamızı oluşturan bu parametrelerin maksimum ve minimum değerleri arasındaki sayılara göre tasarım alternatifleri oluşturması için generatif dizayne yükleyelim. Bunun için giriş ve çıkış değerlerini tanımlamalıyız. Burada yüksekliğe sağ tıklayarak input seçeneğiyle yükseklik bir giriş değeri haline getiriyorum. Benzer şekilde scale ve rotate değerlerine de aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi de yazılımın ayırt edebilmesi için giriş değerlerimizin adını değiştirelim. İlk değerimiz yükseklikte. İkinci değerimize ölçekleme. Üçüncü değerimize de döndürme diyelim. Son olarak programın çıktı olarak bize vermesini istediği düğümü tanımlayalım. Burada çıktı olarak giriş değerleri gibi sayısal bir değere ihtiyacımız var. Bu sayısal değer kütlenin hacmi olsun. Bunun için katımızın hacmini hesaplayan düğümü çağıralım. Düğümleri bağlayalım. Şimdi hacim düğümüne sağ tıklayarak output seçeneğiyle çıktı olduğunu belirtelim. Her şeyi tamamladıktan sonra Dynamo dosyamızı Generative dizayna e tanımlamak için dosyayı kaydetmek zorundayız. Bunun için Save As diyerek bir dosya yolu belirtip kaydedelim. Buradan dosya adımıza örnek çalışma diyelim ve kaydedelim. Şimdi generative design menüsünden open generative design tool diyerek bir hatanın olup olmadığına bakalım. Şu anda herhangi bir uyarı vermediği için bir sorun göremiyoruz. Şimdi hemen burada create study type diyerek dosyamızı tanımlayalım ve tamam diyelim. Artık her şeyi tamamladıktan sonra şimdi generative design menüsünden create study diyerek yeni çalışmamızı çalıştıralım. Şu anda generatif dizaynın açık olduğu uyarısını verdi. Generatif dizaynı kapatıp yeniden başlatalım. Evet güncelleyelim. Şimdi Dynamo dosyamızı seçelim. Buradan çalışmamıza bir isim verelim. Yine örnek çalışma diyelim. Yöntem olarak optimize diyelim. Hemen altında oluşturduğumuz yükseklik, ölçekleme ve döndürme gibi giriş değer aralıklarını görebiliyoruz. Yani mesela yükseklikle ilgili değişimler 40 ile 70 arasında olacak. Ya da döndürme ile ilgili değerler 0 ile 180 arasında olacaktır. Hemen altındaki seçeneğe baktığımızda çıkış değerimizi yani hacmi görüyoruz. Burada çıkış değerimizi minimum yapalım. Yani oluşturduğumuz katının minimum hacme sahip olmasını isteyelim. Ya da buradan manuel olarak minimum değeri girebiliriz. Son olarak buradaki değerleri dokunmadan oluşturmayı başlatalım. Evet, gördüğümüz gibi girdiğimiz değerlere göre minimum hacme sahip formu elde ettik. Şimdi de create study diyerek maksimum hacmi oluşturalım. Yeniden örnek çalışmayı açalım. Buradan maksimum hacmi seçelim. Şimdi generate diyerek maksimum hacimli formu oluşturalım. Evet, gördüğümüz gibi parametrelerimize göre maksimum değere sahip hacmimizi oluşturdu. Şimdi de rastgele tasarım alternatifleri oluşturalım. Bunun için metot yöntem olarak random yöntemini seçelim ve bize girdiğimiz parametrelere göre farklı formlar oluşturmasını isteyelim. Şimdi generate diyerek çalışmaya başlatalım. Evet gördüğümüz gibi giriş değerlerimize göre birçok farklı tasarım alternatifi oluşturdu. Yine burada seçtiğimiz tasarımların grafiklerini görebiliyoruz. Dilersek sonuçları filtreleyerek daha farklı sonuçlar alabiliriz. Bununla beraber değişen yükseklik, ölçek ve döndürme değerlerine göre katılarımızın hacimlerini görebiliyoruz. Sonuç olarak sıfırdan Dynamo ile oluşturduğumuz çalışmaların farklı alternatiflerini Generative Design kullanarak daha hızlı ve daha farklı sonuçlarını alabiliriz. Aklınıza takılan soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.